Ya Zeynep? Ya da ben. Geçmişte beni unuttun o masada. Şimdi Zeynep'i unut o tekkede. Kızım sen ne diyorsun? Ne biçim laflar bunlar? Sana ne? Sana ne? Zeynep mi senin kızın? Kızım. Dur. Kardeşin o kanın. Bir de sana dert anlatıyoruz burada. Senin orada kalsın dediğin kız Naim'in dibinde o Vahit denen katilin gölgesi altında senin aklın alıyor mu? Efendi kafi. O tarikatta neler oluyor biliyorsun değil mi? Ha? Onlar senin anneni... Onun adını anamazsın sen. Anarım. Ya gitme üstüne, kız da neler yaşadı. Sen de bana oradan annelik yapmaya çalışma. Senin korumana ihtiyacım yok. Mira. Bu evlilik meselesinde senin de fikrini aldım. Senin de gönlün olsun istedim ama hata etmişim. Yani bir yetişkin gibi yaklaşırsın diye düşündüm. Yaklaşamam. Yaklaşamam çünkü unuttun mu? Yetişkin değilim ben. Değilim ben, çocuğum, anladın mı? Ben böyle bir çocuk yetiştirmedim Mira. Köreltin dilinizi. Levent. Ben senin gibi bir çocuk yetiştirmedim Mira. İyi bir baba olamamışsın o zaman. Kızım sus. Bilmiyor. Bilse söylemezdi. Çocuk daha. Sen değilsin. Ah, evet. Evet, ikisi de çocuk. Dünya yanıyor, biz onlara neler soruyoruz? Bak, şu vazonun dibi kırılsa ayakta durabilir mi? Mira'nın da gönlü kırılmış, nasıl tutacaksın? Doğru yol bu değil. Öyle ya da böyle elimizdeki yol bu. Yani biz burada böyle dikilip duracağımız aslında koşmamız gerekiyor bizim. Beklemeyeceğim. Zeynep'e Mira'nın kardeşi olduğunu söyleyeceğim. Bilecek, öğrenecek. Böyle hırgürle devam edemez bu iş. Yani uygun zamanı bekliyorduk ama şimdi... Şimdi ya da değil. Elimizdeki tek an bu. Kızları barıştıracağım. Dene ama ben bekleyemeyeceğim. Bu nikahla ilgili başvuru yapmam lazım. Efendim Esra. Hocam Cüneyt hastanede yok. Ne? Kaçmış herhalde. Tamam, tamam geliyorum. Cüneyt hastaneden kaçmış. Allah'ım sen koru. Zeynep'i görmeye geldim kızım. Evde bir ben, bir de Elif bebek var. Tekkiye gittiler. Seni görmesinler şimdi. Müşit Hazretleri. Ha, hadi batsın mütekallip. Yalnızsan seninle biraz konuşalım. Tabut olmuştu bu yatak bana. Sen mi yatıyorsun şimdi? Tek kalıyorum abla. Sadece daha mahremdir. Söz söyleme kızım. Müyesser Hanım anneyle konuştun mu? Neredeymiş bebeğim? Yollayacak mı beni yanına? Daha konuşmadım. Önce seninle konuşmak istedim. Mesela bebeğinin nerede olduğunu da bilsen gidip alır mısın? Bilmem ki. Öyle görünce onu, kokusunu duyunca... Öyle az gördüm ki. Hanım anne hemen alıp götürdü. Bebek nasıl kokar abla? Hepsi aynı mıdır? Koyamadım göğsüme. Cennet gibi kokar derler evlat için. Öyle görmeden duyamazsın. Bebeği kucağına almadan bilemezsin. Bebeğimi görsem alır götürürüm herhalde.
Karnımdayken öyle değildi. Bir şeyler oldu bana abla. Müşit Hazretleri duysa canımı alır benim. Ama öleceğimi bilsem ondan ayrı koymam ben kendimi. Uyandı. Mama ister. Mamadan önce sen bir Elif'i getir bana. Allah'ım sen benim günahlarımı affet. Herkes için hayırlısı bu. Sen benim günahlarımı affet. Aa. Ateşin var senin. Halsizsin. Ara ara oluyor böyle abla. Güçsüz mü düştüm nedir? Yok. Otur. Süt sıtması olmuşsun kızım. Emzirmen lazım. Aç göğsünü. Aç. Abla aç. Olmaz günahtır. Kızım senin sütünün boşalmaya bebeğin de doymaya ihtiyacı var. Belli ki Zeynep'imin sütü yetmiyor. Hadi. Eğer memen boşalmazsa giderek daha kötü olursun. Tamam. Halsizleşirsin. Hararet basar. Ateşlenirsin çok. Ben de sandım ki. Yani. Tuttu şükür. Aferin. Öyle kolay değil tutturmak. Sanırlar ki bebek memeye yapışıp saldıracak. Abla. Çok garip, çok garip bir şey bu. Süt bağı. Ana ile bebek arasında. Her ana ile bebek de ayrı. Ben de olmuştum süt sıtması. Göğsüm böyle şişti, tıkandı. Ateşler içinde yandım. Böyle sol göğsüm böyle taş gibi şişti, tıkandı. Sen ihmal etme. Sık sık sağ elinle kızım, olur mu? Neredesin hanım? Abla. Hanım. Meryem. Sen yine ne arıyorsun burada? Kızımı görmeye geldim, yoktu. Torunumu gördüm ben de. Hasbidol. Ne o, süt mü? Ha? Yok mama. Yani anası emziriyordu, ne lüzum vardı mamaya? Katıldı çocuk, tek seferlik. La havle ve la kuvvet. Kız sen neden aldın bu kadını eve, ha? Başıma bela mı açacaksın? Kızım günahı yok, ben ısrar ettim. Hadi hanım hadi. Bir daha sakın uğrama buraya. Bak yakacaksın beni ha. Bir kellik dedik oldu. Ama bir daha zinhar olmaz. Anladın mı? Hadi. Meryem, selamun aleyküm. Hayırdır inşallah? Aleyküm selam. Efendi bana yarın Zeynep'imi getir. Dergâhtan seninle çıkarsa iyi olur, göze batmaz diye düşündüm. Diyeceğim budur sana. İnşallah hayırdır. Hayırdır? Hayırdır inşallah. Ya getiririm. Getirmesine de. De. Bir şartın var. Vallahi var. Ne yalan diyeyim. De diyeceğin efendim. Bizi düşüneceksin. Bir kere daha. O mutlu günlerimizi, evliliğimizi, yuvamızı düşüneceksin Meryem. Efendi, o konu kapandı demedim mi sana? Hı? Hala siz biz diyorsun. Hala mutlu günler diyorsun. Yok, Zeynep'imi getir bana o kadar. Sen kızımın babasısın sadece. Ya göreceksin bak. Ben her şeyi eskisinden iyi edeceğim. Bak sen bekle. Vallahi de billahi de her şeyi eskisinden iyi edeceğim. Sen bekle.
Sen bana Zeynep'imi getir sadece. Tamam. Geçmişi, geleceği sonra hasbihal edersin kendi içinde. Bundan değil mi? Bundan. Beğenmiyorsun beni. Senin kolunu kestiler. Yanlış diyeceğim ama edep yahu. Velhasıl o adamın Cüneyt'i sakladığını biliyorum ama elim kolum bağlı. Yani hiçbir şey yapamadan geri döndüm işte. Ben de tek kelam duymadım gittiğimde. Zeynep'i de göremedim. Ama kararım karar. Mutlaka Zeynep'i bulup anlatacağım. Beşeri sonuçta yarına ne olacağımız belli değil. O ne demek şimdi? Aynı bir şey mi yaptın? Tekkede bir şey mi söylediler sana? Yok. Çok şükür. Korkum da yok. Biraz solgun görünüyorsun. Bu hastanenin verdiği ilaçları falan kullanıyorsun değil mi? Bak onca tantanadan biraz aksattık senin bu durumuna. İyi misin sen? Hamdolsun. İyiyim. Bazen rüya görüyorum. Rüyalar görüyorum sadece böyle. Işım dönüyor. Üzüntüden herhalde. Diyeceğin bir şey yoksa ben kalkayım. Meryem. Sen ölümden döndün. Son bir yıldır yaşadığını bir kenara bırakıyorum. Bak böyle durumlarda ölüm korkusunun artması, zaman zaman strese bağlı sorunlar yaşama çok doğal. Ne bir de şimdi bu nikah meselesi falan. Yani konuşmak istersen konuşabiliriz. İyiyim ben. Geçer. Kızlarıma bir şey olmasın yeter. Nasıl yapıyorsun bunu? Onca sorunu. Yani bir şeyle maskeliyorsun sanki kendini. Neysem oyum ben efendi. Kadere inanıyorum. Suç mu? Tamam. Kadere isyan etmiyorsun. Ama bana da etmiyorsun. Meryem. Gerçeği öğrendiğin günden beri bekliyorum. Bağırmanı, çağırmanı bekliyorum. Benim kendimi suçladığım gibi senin de beni suçlamanı bekliyorum. Olmuşla ölmüşe çare yok. Bak hala ya. Kızımı niye çaldın de. Benim hayatımı mahvettin de. Mira'nın hayatını mahvettin de. Meryem. Bak şu an itiraf edemiyorsun ama öfkeden delirdiğin bir adamla Zeynep için evlenmek zorundasın. Ve hesap bile soramıyorsun. Meryem bağır, çağır. Bak bu iyi gelecek sana. Sana mı bana mı? Sana mı bana mı? İyi misin? Bir yerine geldim. Nasıl olacak efendi? Hı? Nasıl olacak? Ben bu evde kuyruk acısı, evlat acısı aramızda. Kağıt üstünde olsa bile yalnızca. Böyle senin düzeninde. Senin arkandan konuşmayacaklar mı zannediyorsun sen? Nasıl olacak? Olacak. Kırılanı döküleni beraber toplayarak. Önce kırılanı kabul ettik. Şimdi birlikte toplayacağız. Böyle böyle. Baba niye geldik buraya? Ne işimiz var? Dur kızım. Dur hele. Anne. Anne. Zeynep. Ah. Ah. Çok şükür. Naim Allah razı olsun. Cemil cümlemizden inşallah. Yine? Yine bir aradayız maşallah. Ya bizim de hatalarımız, günahlarımız oldu tabii. Şimdi olmadı değil. Bak Meryem, ben sandığın kadar kötü biri değilim. Anne ne oluyor? Naim,
Zeynep'le bir yalnız kalsak, bir saat konuşsak. He, konuşun ya. Konuşursunuz. Önce şöyle Ma ile bir çayımızı içelim. İki hasbihal edelim değil mi? Zeynep. Hatırlıyorsun değil mi? Memlekette ben ananla seni aynen böyle bir çay bahçesine götürürdüm. Orası aynen böyle ağaçlar vardı. Sen çok severdin orayı yavrum. Etrafa baksam kaldırma gözlerini diye azarlardın. Naim. Hadi bir baş başa konuşalım Zeynep'le. İyi. Konuşun. Öyle olsun. Siz konuşun. Bir çayı bile çok gördünüz şu garibe. Anne, korkutma beni, ne oluyor? Bu kadar önemli olan ne söyleyeceksin? Benim bu hayatta en büyük hayalim, en büyük muradım neydi Zeynep biliyor musun? Neydi? Ablan Ayşe ölmeseydi, sağ kalsaydı sizin ne kadar güzel iki kardeş olacağınız. Size bakardım, beslerdim, sizi beraber yıkardım. Süveter örerdim büyüdüğünüzde giyin diye. Birinizin bir elinden tutardım, öbürünüzün diğer elinden. Çarşıya balon almaya giderdik. Giderdik ya. Allah'ım takdir anne. Ayşe ablamın üstünden onca yıl geçmiş. Üzme kendini. Allah evlat acısını bilir. Yerine hiçbir şey konmaz. Ama şükür sonunda Rabbim benim bu acımı dindirdi. Nasıl? Ablan Ayşe yaşıyor kızım, ölmemiş. Nasıl oluyor anne? Neredeymiş peki bunca zaman? İşte bu da işin aklı hayale gelmeyen tarafı ya. Gözümüzün önündeymiş meğerse. Ablan Ayşe var ya, kardeşi. Meram, Meram. Ne? Mira. Zeynep. Zeynep. Zeynep kuzum kendine gel kalk. Levent Bey'in insafına kalmıştık. Söyler miydi söylemez miydi bilinmez. Anne tamam iyiyim artık. Çok şükür. Bir an korktum. İnsan her gün kardeş olduğunu öğrenmiyor. Anne emin misin? Belki karışıklık olmuştur. Yani Mira'yla ben bambaşka insanlarız. Sen hiç der miydin ikiziz diye? Şu şeye bak. Ne kadar güzel bakıp büyütmüşler değil mi? Sulamışlar, güneşe çıkarmışlar. Toprağını havalandırmışlar. Ha? Eğer bakmasalar da bu çiçek nasıl olurdu? Böyle olmazdı. Ya. Diken sarardı. Yabani ot sarardı saksıydı mı? İşte öyle. Peki Mira ne zamandır biliyor? Cüneyd'i bulduğunda biliyor muymuş? Yok. Yok. O da yeni öğrendi. Yoğun bakımdayken ben. O da sindirmeye çalışıyor. Ne yapsın çocuk? Belki karşılıklı oturup konuşsanız, birbirinizle dertleşseniz. Ha? O zaman daha kolay olur. Ne demişler? Sel geçer taş kalır. El geçer kardeş kalır. Ne konuşulur ben bilmiyorum ki. Ne derim? Ya öyle işte. Zeynep. Naim bir saat dedik olmadı daha. Ya da olmadı da. Hazret bizzat aradı. Zeynep'i istiyormuş. Acil. Hadi kız. Haydi. Hoş geldin kızım. Kardeşine gittim bugün. Anlattım ona her şeyi. O da biliyor artık. Kardeşim. Buraya böyle senin yanına gelmediğine göre çok sallamamış herhalde bu kardeşlik meselesini. Yok öyle değil. Tekkiye dönmesi gerekiyordu hemen. Yoksa gelirdi benimle tabii. Ne bekliyordun ki? Yani koşup boynuma atlamayacaktı sonuçta. Gerçi Zeynep bu. Anası ne derse onu yapar. Anasının kara kuzusu değil mi? O kara sen de ak kuzumsun. Kardeşsiniz. Bu böyle. Günün birinde anlayacaksınız bunun ne demek olduğunu. Kardeş değiliz biz. İkiniz de ne düşünürseniz düşünün.
Ama ben hem onun hem senin annenim. Bu böyleydi, hep de böyle olacak. Hep böyleydi. Gel benimle. Kızım nereye? Soru sorma, gel sadece. Kızım, nereye götürüyorsun bizi? Mira, kimin mezarı bu Allah aşkına? Kızım. Hani sen benim annemmişsin ya. Bu hep böyleymiş, hep de böyle olacakmış ya. Tanıştırayım. Annem Beste Alkan. Bana 16 sene boyunca annelik yapan kadın. Sen dahil, hatta ben dahil kimsenin yok sayamayacak kadın. Estağfurullah. Yok saymak ne demek kızım? Dinle sadece. Dinlemek zorundasın. Hayatım boyunca hep ona benzemeye çalıştım. Onun gibi gülmek, onun gibi bakmak. Onun kadar babamı sevmek hatta. Zannediyordum ki ona benzersem beni sever. Sevmiyor muydu? Seviyordu tabii ama. İçten içe biliyordum. Bana dokunurken dikine dokunmuş gibi oluyordu. Böyle sarılırken göğüs kafesi göğsüme sertçe batardı hep. Zannediyordum ki bütün anneler öyle sarılıyor çocuklarını. Döver gibi. Ama sonra öğrendim. Aslında anne göğsü dünyadaki en yumuşak yermiş. Kızım. Ben annemi öyle sevdim ama. Her akşam beni yatağıma yatırsın diye beklerdim. Böyle o sertliği hissetmeyi beklerdim. Çok soru sordum ona. Çok. Beni nasıl emzirdiğini. Doğumdayken canımın yanıp yanmadığını. Karnındayken hareket edip etmediğimi. Ağabeyin acısını biliyor musun? Hepsine inanarak cevap verdim. Yaşamış gibi. Hani bana annelik taslıyorsun. Ben senin karnında büyümüş olabilirim ama ne senin sütünü içtim. Ne göğsünde uyudum. Ben kokunu bile bilmiyorum senin. Zeynep haklı. Annem beni terk etti. Hem beni dünyaya getiren hem de beni büyüten iki kadın da terk edip gitti. Hangi çocuk iki kere terk edilmeye dayanabilir ki? Bitti mi kızım? Bitmedi. Dua et annem için. Çok günah var. Bir bebeğin hayatını çaldı o. Dua et, bana da öğret. Dilindeki duayı içine fısıldayıver. O duyar. Bismillahirrahmanirrahim. Gel şimdi sen benimle. Küçük değil mi? Bir bebeğin mezarı bura olmamalı. Anasının göğsü olmalı. Ama ne yapacaksın? Kader. Kimin mezarı bu? Senin. Senin.
Bu. Öteki. Diğerleri. Hepsi senin. Haklısın. Sana bir mezar veremedim. Değil mi? Bırakıp gitmek zorunda kaldım seni orada. Ama her gün her gece dua ettim. Çok her gece dua ettim. Ayşem'e bir mezar. Ayşem'e bir mezar. Ayşem'e bir mezar değil. Ayşem'e? Ya daha karnımdayken belliydi adın. Dediler ki ya erkek olursa duymadım bile onları. Dinlemedim. Emindim. Ayşe. Ayşe. Sol göğsümdeki sütü sana veremeyince Zeynep'e de vermedim. Senin rızkındı çünkü o. Ne oldu? Göğsüm şişti. Bütün kanallar tıkandı. Sıtma oldum. Sıtma ateşi yakar. Günlerce ateş içinde yandım. Ebede de en sonunda hadi akıt damıt şu sütü. Bari Zeynep'i emzirmiyorsun. Bir kaba doldur. Doldurdum bir kaba. Getirdim. Burada kaç tane küçük bebeğin mezarına can oldu biliyor musun? Kaç ruha değdi biliyor musun? Doğuran da ana bakan da. Aynı. Allah bütün günahlarımızı affetsin. Çok ödevim var benim. Kader Meryem, kader. Zeynep'ime. Selamun aleyküm Meryem Hanım. Sen hiç merak buyurma. Sen emanetin benim himayemde. Zeynep kızım geç. Zeynep. Anne. Kuzum. İyiyim sana geldim. Ha kuzum. Arif'im sen. Ben doktor Levent'le görüşeceğim de çok. 29 Ekim için mi ne konuşması vardı? Tabii tabii buyurun. Odasındadır. Ben şu terlikleri şey yapayım da. Zeynep, nasılsın kuzum? Sen gidince karışmasın şimdi oralar. Sağ olsun Sadi Hüdayi Efendi sayesinde çıktım. Herkes kendi derdinde orada zaten. Hasna Hanım anneyle Kevser Hanım'ın arası çok bozuk. Çok büyük kavga çıktı evde. Ne olmuş ki acaba? Neden geldin ki sen? Ayşe. Mira diyeceksin. Neden geldin dedim. Anneme geldim. Ne yapacaksın? Aa, yeter ama. Yeter. Hadi bakayım ikiniz de mutfağa. Ya, ne oluyoruz? Allah aşkına yeter artık. İllallah geldi bana. Halledeceğiz bu meseleyi mutfağa. Geç otur şöyle. Karşı karşıya. Ne olur döver misin oturmazsan? Sen hiç anne sopası yedin mi? Yemedim. Sizin vahşi adetleriniz yoktu bizim evde kusura bakma. Belli. İyi gelirdi sana. Zeynep! Doğru. Sizin evde yoktur öyle adetler. Değil mi? Ben anlatayım sana. Zeynep gördü beni. Sırtımı yara bere içinde paramparça. Acaba bu akşam babam annemi dövecek mi diye. Sen hiç korktun mu babandan? Hiç aç uyudun mu? Üşüdün mü? Bir yatsı namazı sonrası apar topar memleketini değiştirip otobüse bindirip getirdi mi seni evlendireceğim diye? Okuma dediler mi sana? Gülme dediler mi? Doğru. Naim olmadı senin baban hiç. Levent Bey oldu. Sus. Geç otur şöyle. Geç dedim.
Ne oluyor? Sen Zeynep Hanım. Seni doğuran ana. Her gece böyle saçlarını taradı mı? Hı? Kaç sabah alıp da ördü böyle. Ördüm değil mi? Ördün anne. Sus. Her kış ayazında uyudun mu ananın koynunda? Uyudun. Cehenneme gittin, peşinden geldi anan senin. Bir kere bile sordun mu kendine etrafımdaki dünya yalan mı dolan mı diye? Lüzum kalmadı çünkü. Senin adını ben koydum. Onun adını Ayşe koyamadım ama. Sen hiç anasız kalmadın. Kalbinize ağır gelen ne varsa yaşadınız ikiniz de. Siz kardeşsiniz. İkizsiniz. Aynı candan ruhtan üflendiniz. Bunu idrak edeceksiniz. Kardeş olduğunuzu idrak edeceksiniz. Şimdi hemen kalkacaksınız, sarılacaksınız birbirinize, özür dileyeceksiniz. Özür dilerim. Özür dilerim. Kardeşim. Özür dilerim kardeşim. Özür dilerim kardeşim. Şimdi ömrünüzün sonuna kadar didişin, yiyin birbirinizi nasıl istiyorsanız. Ben biliyorum senin hayatının ne kadar olduğunu. Salak değilim, üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Ama sizi kabul etmek demek... Naim'i baba olarak kabul etmek demek kolay değil işte. Ben neler neler yaşadım. Lakin sorsalar bana hayatımı seninle takas etmek ister miydim diye. Annem olmadan onca sene etmezdim. Ben de sana üzülüyorum Mira. Neyse. Mira Ayşe'den daha havalı bir isim zaten, boşver. Tövbe. Ben... Benim bile bile canımı yaktığını düşündüğüm için kızdım sana. Kırıldım. Sen beni yaralamak için öyle söyledin. Ve benim Cüneyd'e ne kadar değer verdiğimi bilmene rağmen. Lakin hepsi geride kalsın madem. Zaten o da çok iyi değil, duymuşsundur. Artık Cüneyd'in etrafında dolaşmazsın. Bu mu yani? O kadar kardeşimler, özürler... Bu asıl mesele bu mu yani? Cüneyt'ten uzak dur mu? Niye yakın durasın Mira? Senin derdin Cüneyt değil ki. Annenle babanla senin derdin. Kıskanıyordun beni. Annenle ha? Ne oldu az önce kardeşiz diyordun? Annem başkası oluverdi yine. Ona bak, sen bana emir veremezsin. Ben sana emir vermiyorum. Lüzumunu söylüyorum. Ben öyle senin gibi ömür boyu her söylenene itaat etmedim kardeşim. Kendine karıştırma. Cüneyt'in... Ki bana artık hiç Cüneyt olmak istiyormuş gibi gelmiyor. En zor zamanında yanındaydım. Sen emirleri dinliyordun. Fırsat kolluyordun yani. Onu ben delirtmedim. Fırsatçılık falan da yaptığım yok. Ama kime selam vereceğimi sen karar veremezsin. Bunu kafana sok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.